Arkadaşlar selamlar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi'nin fiziki yeterlilik sınavını denedim. Herhangi bir hazırlık veya bir çalışma yapmadım. Direkt gidip ısınıp sınav mülakatını aynı sınavdaymış gibi ciddiyetle denedim. Daha önce zamanında Harp Okulu'nun sınavlarına girmiştim ve spor mülakatından tam puan almıştım. Yıllar sonra hiç çalışmadan nasıl geçeceğini merak ettim ve sizlere de bilgi vermesi açısından ve fikir vermesi açısından sınavı denedim. Burada ısınıyorum şu anda. Vücudumu önce ısıttım. Tabii kor bölgesini ısıtmak da çok önemli. Orada size ısınma için vakit tanıyorlar. Bu süreci iyi değerlendirin. Karın kaslarımı ve bacaklarımı iyice ısıttıktan sonra sınavın ilk aşaması olan mekikle başlıyoruz. 1 dakikada kaç mekik çekebileceğinizi ölçüyorlar. Evet, pozisyondaki gibi vücudunuz yere tamamen yatmalı. Sırtınız yere tamamen değmeli ve tam dik olana kadar kalkmalısınız geçerli sayılabilmesi için. Burada size verebileceğim tavsiye, mümkün olduğunca ivmeyle hareket etmeye çalışın. Yani çok nizam yapacağım diye tam yatıp bekleyip tam kalkıp bekleme yapmayın. Mümkün olduğunca hızlı şekilde ve akıcı bir şekilde kendinizi biraz da çarptırarak, yere çarptırarak ivme alabilirsiniz. Açıkçası ben burada biraz daha iyi yapabilirdim. Biraz yani performansımın altında kalmışım bence veya potansiyelimin mekik konusunda. Ellerinizi önden bağlamanız gerekiyor. Vücudunuzu tam kaldırmanız gerekiyor ve sırtınızı da tam yaslamanız gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Ben burada 1 dakikada tam 46 mekik çekmişim. Sonraki aşama şınav. Şınavda da yine tam aşağıya inmenizi ve tam en yukarı çıkmanızı istiyorlar. Nizami şekilde çekiyorsunuz. Şınav konusu oldukça rahat geçti benim için. Zaten epey çekmiştim sanırım. Yine 1 dakika süreniz var. 1 dakika içerisinde çekebildiğiniz kadar çok çekmeniz gerekiyor. Tabii bu şınav mekiği direkt arka arkaya yaptırmıyorlar. Aralarında biraz dinleniyorsunuz diğer parkura geçerken. Parkurun diğer aşamasına geçerken. Yani şu an güncel durum nasıl bilmiyorum ama o zaman öyleydi. Evet, 66 şınav çekmişim 1 dakikada. Sınavın muhtemelen en zor ve benim de en çok zorlandığım aşaması koşu. 400 metre koşu yapacaksınız. 400 metre koşuyu ne kadar hızlı tamamlarsınız o kadar yüksek puan alırsınız. Burada benim izlediğim taktik çok hızlı çıkmamak. Çünkü böyle sınavlarda mutlaka çok hızlı çıkış yapanlar ve yarı yola tıkananlar olur. O yüzden çok hızlı çıkış yapmak yerine yarıya kadar düşük tempoyla ve sakin bir şekilde çıkıp kendi temponuzu bulmanız gerekiyor. Kendi temponuzla çıkıp yarıdan sonra yavaş yavaş vitesi arttırıp artık son 100'de veya son 50 metrede ise her şeyinizi vermeniz bence en mantıklı taktik olabilir. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir ama benim genel önerim ve genel olarak başarılı bulduğum yöntem bu. Ben burada 1 dakika 11 saniyede tamamlamışım. Bir süredir düzenli spor yapamayan ve koşuyla çok arası iyi olmayan birisi için fena sayılmaz. Tabii biraz hafiften bir bayılma gibi küçük anlar yaşadık. Burada da kadın ve erkeklere özel puanlama sistemini görüyorsunuz. Ben bu derecelerle 71 puan toplamışım. Toplamda 100 üzerinden şınavdan 25 puan, mekikten 18 puan, koşudansa yine 28 puan almışım. Benim bugünkü denemem bu şekilde geçti. Tabii düzenli çalışmayla bunların hepsini tam puana çekebileceğime eminim. Ve birçoğunuz da gerçekten bunu rahatlıkla yapabilir. Benim önerim, bunları geliştirmek için yapabildiğiniz en iyi şey bunları çok fazla kez yapmak. Ama her denediğinizde de, her antrenman yaptığınızda, atıyorum şınavda, mekikte veya koşuda, sürekli maksimal almayın. Sürekli kendinizin o en üst sınırını zorlamayın. Bu çok fazla stres yaratacağı için performansınız artmak yerine bir süre sonra düşüşe geçebilir. Çünkü bu kadar stresi vücudunuz kaldırmayabilir. Haftada 2 gün veya en fazla 3 gün maksimal alabilirsiniz. Ama benim önerim, haftada bir gün maksimal alıp diğer günlerse yüksek setlerle bunları sürekli yapıp
Vücudu da bu hareketlere ve koşuya alıştırmak, bu sayede performansınızın daha da artacağını düşünüyorum. Sınava girecek tüm arkadaşlara buradan başarılar diliyorum. Eğer spor mülakatları ile ilgili aklınıza takılan bir nokta varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.